Medine kardeşim, hop oturuyorum, hop kalkıyorum. Ablam ne yaptı acaba ya? Yani şimdi onlar böyle antin kontin kahveler ikram ederler. Fokat çanta, yumuşak için mokat çanta falan gibi. Ablam inşallah ben bir aşık şey alayım demez. Ay Hayriye, yani beni de paniklettiriyorsun şimdi. Bence güzel olacak, o kadar çalıştık ettik. Düşünme öyle. Evet. Gerçekten hizmetçi değiliz ki. Niye evin içinde bu kıyafetlerle geziyoruz? Valla Esma, cin gibisin ha kardeşim ya. Bizim niye aklımıza gelmedi bu? Biz de böyle geziyoruz sıkış tıkış. Kız delirdin mi? Ya biri görse, kapıyı çalsa etse patlar operasyon. Böyle gezeceğiz. Valla bence operasyon iyi geçiyor herhalde. Baksana, ablam daha gelmedi. Evet evet, belli ki güzel geçiyor. Hadi inşallah. Aa, geldi. Songül Hekimzade Hanım, hoş geldin. Vurdu mu ayakların yine? Gel gel, hemen çıkar. Heh. Ablam, haberler sende. Ha. Abla? Yok. Olmaz bir iş. Ben bir çuval inciri berbat ettim. Yapamıyorum yani, tutamıyorum kendimi, dilimi. Yere kahve döküldü halıya, onu siliyorum ya. Salak Songül, salak. Abla bir başından anlat bakalım. Yani bir hasara bakalım ne kadar. Sonuçta sen abartan bir kişiliksin mükemmeliyetçi ruhundan ötürü. Yok yavrum, ben bu kadınların yanında nasıl tutayım ya kendime? Tutamıyorum ya ben. Yok efendim, ilk gün aslında Hakan'a şey yapıyormuş. Yani ondan hoşlanıyormuş. O da ona karşılık vermediği için de bunu yedirememiş. Yok öbürsününkine de yeşil ışık yakıyormuş da. Yok efendim, bu ayak takımının ne yapacağı hiç belli olmazmış. Bunlardan her şey beklenirmiş. Herkesin bir fiyatı varmış. Ya ne bu ya, benim elim ayağım titredi yani. Ben orada bu kadının saçını başını yolacaktım. Yok yapamıyorum diyorum ya, bitti geçmiş olsun. Tamam abla, sen madem vazgeçtin, ver bana icazeti, kesin kararlıysan. Madem senin onlar bu kadar canını sıktı, bana benim kardeşime bu lafları söylediler. Ben şimdi gidip onların suratına tükürmezsem. Bir dakika. Ben şimdi onların suratına sen... Hayır ya abla, bir dakika ya. Ne vazgeçmesi? Bu insanlar böyle insanlar, zaten bunu biliyorduk. Tabii ki de böyle konuşacaklar. Bir sakin olun. Nasıl sakin olayım ya? Kızım nasıl sakin olayım? Takmış kadın zaten bana kafayı. Ben yarın akşam davet veriyorum diye o anda bak. O anda aklına gelmediyse neyim? Benim de aslında yarın akşam bir davetim var falan diyor. Böyle bana gözdağı veriyor. Öbürü de diyor ki, ha bak görüyorsun meydan okumayı değil mi? Sen yarın o iptal et o daveti diyor. Seninkine kimse gelmez diyor. Hayır ya abla. Yalnız onu söyleyen her kimse haklı bence. Yani Meyra bir parti veriyorsa ben de ona gitmek isterim şahsen. Bu kadın aslında sana gözdağı değil, tüyo vermiş. Biraz bakış açını mı değiştirsen acaba Songül abla? Ha? Ya neyi değiştireyim kızım, ne taraftan bakayım, neresinden tutayım? Yok olmuyor, olmuyor yani, mümkün değil. Ben zengin kadın rolü yapamıyorum. Yolun başındayken vazgeçelim bu işten, geçmiş olsun. Tam abla, şey, sen de streslisin, ben de yani biraz şey yaptım. Ama yani bir dur bakalım, sen zaten stresten yemek de yemedin abla. Ben sana şimdi bir şeyler yapayım, sen bir onu ye, bir sakinle, sonra otur konuşuruz. Tansiyonu zaten indi çıktı, orada şey oldu. Tamam abla. Medine sen de İsmail'e bir baksana, alışverişe gidecekti, nerede kalmış? Hadi ben sana bir şeyler hazırlayayım, hadi bir su. Esma ablama bir su ver, gel. Gel bir su koyayım. Evet evet, yarın akşam. Bu sefer çok daha farklı bir konsept istiyorum. Bu parti hepsinden çok daha iyi olmalı. Tamam. Şişt. Buyurun efendim. Ne yapıyorsun Gül? Kıyafetlerinizi kuru temizlemeye götürecektim. İstemez. Kovuldum. Meyra Hanım, eğer kahve yüzündense... Canım sen bir an önce topla eşyalarını, çık. Giderken de bunu mutfağa bırakıver. Hadi. Meyra Hanım. Evet, ne oldu? Dün hediye gelen bu çiçekte hastalık var. Bütün çiçekleri böcek sarabilir. Ne yapayım? İlaçlama yapayım mı? Seveyim sizin çiçeği. İstemez. Hepsini sök, yenisini dik. Ver şunu.
Heh, Medine, sen ekmeği al yeter. Ön koltukta. Tamam İsmail abi, sen geç, ben geliyorum hemen. Sen beklesene bir. Ben mi? Senle bir konuşalım. Ablam, kurban olayım. Bak anca düştü tansiyonu. Gel otur 2 dakika, şuraya yine fırlayacak. Songül Hanım, bence bu kadar fevri davranmayın. Siz her şeyin üstesinden gelirsiniz. Siz tanıdığım en güçlü kadınsınız. Başka kadın tanıyorsun ki. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Siz çok kibarsınız ama gerçekten yani olmayacak. Yapamıyorum ben işte. Görüyorsunuz, olmayacak. Abla. Hah Medine. Bak sana ne diyeceğim. Sen o ayrıldığın lokantayı ara. De ki ben yok yapamıyorum de. Ben de tekrar işime döneceğim de. Siz yerime başka kimseyi almayın de. Abla. Yok ısrar etme. Israr etme yok. Asla yapamayacağım çünkü. Abla. Hayır sonra bir kere. Yani bu parti olmazsa ne olacak ya? Ben onların arasına girmezsem. O zaman ne anlamı var bu operasyonun? Abla. Ha Medine abla abla abla. Zil gibi takıldın. Gel sen de otur şuraya. Yürü. Abla bir şey oldu. Ne oldu? Parayı düşünme. Buradan ne alıyorsan ben sana 2 katını vereceğim. Gel ben de çalış. Nasıl yani anlamadım. Bas bayağı. İşten ayrıldığını söyleyeceksin. Gelip ben de başlayacaksın. Basit. Şey yani... Ayıp olmasın şimdi Songül Hanım'a. Anladım. Güzel. Benim dilimden konuşuyorsun. Hafta sonu içinde yüklü bir izin ücreti vereceğim. Medine. Sakın yaptım deme. Sakın kabul etmedim deme kardeşim. Sakın bana onurumuzu, gururumuzu, haysiyetimizi korudum gibi cümlelerle gelme. Gelmeyeceğim Aliye çünkü kabul ettim. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Sen niye... Ne yaptın? Kabul mü ettin? Ettim. Abla! Dur bir dakika, bir dakika. Ha bir dakika şimdi ne dedi Meyra? Meyra geldi sana dedi ki... ...sen dedi Songül'ü bırak dedi... ...benim evde çalışmaya başla dedi. Doğru mu anladım? Evet abla öyle dedi, ben de kabul ettim. Ha. Abla anlamıyor musun? Köstebek Meyra'nın evine kadar giriyor. İçerideyiz abla. Medine'nin ilk kez gururunu bir kenara bırakıp aklını kullanası tutmuş. Sana helal olsun kardeşim. Abla bu şans ayağımıza kadar gelmiş, değerlendirmemiz lazım. Evet. Evet bence de. Hem şimdi bak bütün her şey değişir. Ablam o evin içinde olacak. Ne konuştuklarını duyar. Hem belki parti iptal ettirmenin de bir yolunu buluruz. Abla. Bak bu son şansımız olabilir. Bunun geri dönüşü yok. Kabul edeceğiz değil mi? Ha? İlk gül için abla. Bak o kadar laf yemişsin. Sadece ilk gül de değil. Haksızlığa, iftiraya uğrayan, çaresiz bırakılan bütün kadınlar için buna başarmak zorundayız. Songül Hanım. Hayriye ilk defa haklı. Haklı abla. Evet abla. Tamam devam ediyoruz. Ediyoruz devam ediyoruz. Sessin. Tamam o zaman ben hemen yarın Meyra'da çalışmaya başlıyorum. Şeyi düşünmemiz lazım. Partiyi nasıl iptal ettireceğiz? Anam şu köstebekteki iş aşkına bak ya. Abla. Gülsüm Hanım vardı. Hatırladın mı? Oğluna nişan yapacaktı bahçede de sonra iptal olmuştu. Ay kızı nasıl unutayım ben onu? Anamla uğraşmıştık günlerce eski haline getireceğiz diye. Ha öyleli. Öyleli tabii. Ay aklına bin yaşa. Ya ne konuşuyorsunuz öyle şifreli anlamıyorum bir şey. Aramızda şekerim. Hayın köstebekler anlamaz. Medine hemen pılını pırtını eşyalarını topla. Sen Meyra'da bugün çalışmaya başlıyorsun. Çünkü sen bu gece bize lazımsın orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.